O öngörünün gereği de şu, şimdi doğrultu atımlı faylar, bugün depremin olduğu faylar genellikle sol yönlü doğrultu atımlı faylar. Şimdi bu faylarda diyelim bizim 6 Şubat'ta Güneydoğu'da çok büyük bir deprem oldu. Yani Doğu Anadolu fayı üzerinde. Doğu Anadolu fayının devamı olan Ölüdeniz'de dahil, yani aşağı yukarı işte Diyarbakır dersek Hatay'a kadar büyük bir deprem kuşağı oldu. 7.7, 7.6 gibi iki tane peş peşe deprem meydana geldi ve açığa muazzam bir enerji çıktı. Yani ben yanılmıyorsam 4 milyon ton TNT'ye eşdeğer bir enerji söz konusu açığa çıkan. Şimdi bu enerjinin hepsi kaybolmuyor. Bu enerjinin bir kısmı da tahmin ediyorum %20'ye kadar olabilir. Kırılmamış, yani o bölgede kırılmamış faya veya faylara transfer ediliyor. Yani sadece diyelim deprem üreten faya değil, ona komşu, onunla ilişkili olsun olmasın faylara da transfer ediyor bu enerjiyi. O nedenle bu deprem olduğu zaman 6 Şubat depremleri, ben hemen 7 Şubat'ta falan yani Adana'ya ve Hatay'a dikkat edilmesi gerektiğini söyledim. Sırf bu demin söylediğim transfer olayından ötürü. Ve nitekim de 15 gün sonra Hatay'da 6.4'lük deprem oldu. Yani onu 15 gün önce söyledik. Olabilir, Hatay'a dikkat edin diye. Adana'ya da dikkat edin dedik. Şimdi Adana'da da bugün 5.5-5.6'lık bir deprem var. Adana'da çok sayıda Doğu Anadolu fay zonuyla ilişkili veya ona yakın olan, komşu olan deprem üretecek faylar, fay saçakları var. 5.6'lık bir deprem oldu ve Adana'da belirli yerlerde belli ölçüde yıkıma neden oldu. Şimdi Adana bölgesi halen hassasiyetini koruyor. Yani diğer faylarda da ne kadar stres transferi var, ne kadar stres birikimi var onu bilmiyoruz. Diyelim Adana Havzası'ndaki birçok fay eğer uzun zamandır orada stres biriktiriyor ise ve 6 Şubat depremleri orada yeterince stres biriktirmiş olan faya bir enerji transfer ediyorsa, o fay üzerinde bardağı taşıran son damla olabilir ve belli ölçüde depreme neden olabilir. Dolayısıyla yani biz Adana'da dikkatli olun dediğimiz zaman, hatta ben Kıbrıs'ta da dikkatli olun dedim. Sayın Celal Şengör de hem Adana'da hem Kıbrıs'ta dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bunu söylememizin nedeni işte yani bu iki büyük depremin ve dolayısıyla oradaki levha hareketlerinin, yani Anadolu levhasının Arap levhasına göre güney-güneybatıya doğru 7-7,5 metre gelmesi nedeniyle Adana Havzası'nda, Kıbrıs'ta ve o bölgede olan faylara bir stres transfer edip oradaki fayların diyelim stres alanında değişiklik yapmış olabilir öngörüsüyle biz bunu söylüyoruz. Ama şimdi bana Twitter'dan yazıyorlar, özellikle Adana'da oturanlar. Hocam daha büyük deprem olacak mı? Nerede olacak? Nasıl olacak? Yani bizi bir anlamda böyle bilmediğimiz konularda bir şeyler söyleyelim diye zorluyorlar. Büyük bir deprem oldu, 5.6 diyelim. 5.6'dan daha küçük, 4.6 ve daha küçük depremler olacaktır. Belli bir süreye kadar, belli bir sıklıkla olacaktır.
minimum 7.2, maksimum 7.6 Marmara'nın içerisinde Kuzey Anadolu fayının kuzey kolunun kırılmasını bekliyoruz. Orada zaten değişik kollar var. O kolların, o dalların kırılmasını bekliyoruz. İstanbul'da deprem ciddi, değişen bir şey de yok. Dolayısıyla yani hep söylediğimiz gibi İstanbul'u depreme hazırlamak lazım. Bizzat yapmak lazım. Bu işin şakası yok. Sürekli hep onu diyorum, seferberlik havası içinde yapmak lazım. İstanbul'da depremin Marmara'da daha doğrusu yaklaştığı kesin. Yani yapılan çalışmalarda 99 depremlerinden başlamak kaydıyla hemen, yani her an olabilir kaydıyla 99'dan itibaren 30 sene içerisinde olma olasılığı %62 olarak söylenmişti. İşte 23-24 sene geçti. Dolayısıyla yani o olasılıkta benim kanaatime göre daha umutsuz sonuçlara gidiliyor. Çünkü her yıl bu Kuzey Anadolu fayının kuzey kolunda 2,5 santimlik harekete denk gelen stres artımı meydana geliyor. Bir de Türkiye'de böyle meydana gelen büyük depremlerin Anadolu fay zonu üzerine öyle veya böyle belirli stres etkimesini de göz önüne alırsak, yani bu işin öyle çok uzaması da mümkün değil.